Kocası Seyrettin'in kadınlara olan aşırı zaafı yüzünden kalp krizi geçirip ölmesi ve köyünün Belkıs Barajı sularının altında kalması üzerine devletin yaptırdığı prefabrike konutlara yerleşmeyi reddeden kibar ana İstanbul'a, çocuklarının yanına gitmeye karar verir. İstanbul'da kurulu düzenleri gereği onu misafir edemeyecek olan 3 kızı ve bir tane de hayırsız oğlu vardır. Kibar ana yıldırım gibi düşer tepelerini. Onlara unuttukları değerleri hatırlatmak için damatları ve kızları ile amansız ama bir o kadar da komik bir mücadeleye girişir. Sonra bizim kocaya. Çok yaşa Leyla kızım, çok yaşa. Ah bir de bizim kızım anlasalar seni. Ben dedim evlenmeyin diye. Ama istemeyen tüylerimiz yok ki sözümüz dinlesin. Bir daha da hayatta evlenmem Kibar teyze ya. Çekilir mi bu erkek milletinin ağız kokusu? Bunların ağız kokusuna first duo bile işlemez vallahi. Erkek milleti değil mi? Al birini yapıştır ötekine. Bir de ne ederler zaten? Fezla hariç. Kadir de hariç. Benim yağız delikanlıma laf söyletmem. Bir tanedir benim Kadir'im. Kopyalattırmam kimselere. O zaman Ekrem de hariç. Zaten parası var, dili yok Ekrem'imin. Takvaya bile değişmem onu. Benimki hariç, benimki hariç. Harici'ye komşuna çevirdiniz burayı. Susun da Leyla kızım anlatsın. Kocasının başından ne hal def ettiğini. Anlat bakalım Leyla kızım. Ne hal becerdin o çıban başını evden atmayı? Beni aldattığını anlayınca koydum kapının önüne apokılıklıyı. Oh, darısı başımıza inşallah. Bize de aynısından bir porsiyon nasip eyle ya Rabbi. Çok duaya gerek yok Kibar ana. Benim tanıdığım her erkek bunu yapar. Bu yüzden siz de dikkatli olun kızlar. Fezullah hayatta böyle bir şey yapmaz. Aldatma bir yana. Hacer'den başka kadın ismi bile bilmez Feyzullah'ım. He, o da bir sureyi ezberleyemiyor. Kadın ismini nereden ezberleyecek? Hele Ekrem, paraları çarçur etmekten başka kadınlara nasıl zaman ayırsın zavallı? Başka kadınmış. Sana zaman ayırıyorsan kimde? Varsa yoksa aha kağıtlar. Şart olsun yüzünü unutmuşsundur erken oğlumu. Dikkat et de kapıya gelen elektrikçiyi kocan sanıp içeri alma. Benimki hep evde Allah'tan. Kadir'imin gözü benden başka hiç kimseyi görmez çok şükür. Senden başka kimseyi gözü görmüyormuş. O ispirt ocağı içtiğinde önünü bile görmüyor. Bırak kendi önünü görmeyi, senin görmeni de engelliyor yok. Ay. Şu gözünün haline bak. Kibar teyze haklı. Geçen gün saatli marif takviminde cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla örülmüştür diye yazıyordu. Kızımı dinleyin de kendinize biraz örnek alın. Ne hal aldattı o sümsük kocan seni? Anlat da ibret olsun bazı şaşkın davuklara. Yağmurlu bir Temmuz günüydü Kibar teyze. Ben çamaşırları balkona asmış, kurumalarını beklerken bir yandan da Zülküf'ün eve niye geç kaldığını merak ediyordum. Maça mı gitmişti acaba? Yoksa hayatında başka bir kadın mı vardı?
Nerede kaldı bu keltoş? Yoksa... Yok, hayır canım. Bankalar saat 5:30'da kapanır. Yoksa gece vardiyasına mı kaldı acaba? Saatte 8'e geliyor. Olacak şey değil. Saat 1'e 8'e geliyor, bizim herif hala ortada yok. Zaten bir gelsin, Allah'a postayla havale edeceğim o bankacı bozuntusunu. Hah, geldi işte. Boşuna merak etmişim. Geldim, geldim sevgilim. Sevgilim mi? Bir de ne göreyim canım. Karşımda bizim kapıcı Sefer. Neymiş? Merkezi ısıtma merkezi bozulmuş da. Benden para istiyormuşmuş da. Yani senin anlayacağın bir sürü palavra. Aman. Yenge, sitenin merkezi ısıtma sistemi bozula koymuş. Yönetici tahmini için para istiyormuş. Gerisini ne sen sor ne ben söyleyeyim. Defol. Defol, seni gözüm görmesin. Gözün görmezse nasıl göreceksin yenge? Komik kadınsın vallahi ya. Bak, hala gözüm görüyor. Defol. Çattık ya. Benim sorunum bana yetmiyormuş gibi alternatif sorunlar çıkarıyorlar. Neymiş efendim? Adamın biri banyoda kalmış da, üşütmüş de, verem olmuş da. Zülküf'se benim için hiçbir mahsuru yok. Kan kustun inşallah. Yaprak dökümünü beklesin. Bak şu kapı kulunun yaptığını. Anlatmaya devam et hadi. Sonra? Hadi, hadi. Derken efendim, bunlarla da bitmiyor. Yok. Yok yok. Bu kapıcının sinir sistemime kastı var. Ama bu sefer denen karikatürün son canlı eylemi olacak. Ne var yine kapıcı bozuntusu? Hayırdır, bu sefer ne yaptın bu sefer denen karikatürü? Adamcağız kapının önünde ağlıyor. Boş ver şimdi kapıcıyı da söyle bana. Bu sefer neredeydin? Söyle. Yoksa banka ve bizim ev arasındaki seferleri kaldırırım. Buna kapıcı sefer de dahil. Söyle diyorum. Vallahi bu sefer çok acıdım adamcağıza. Konuyu değiştirme. Söyle bu sefer neredeydin dedim. Nerede olacak canım, işteydim. Ben akşamlara kadar memur gibi çalışayım. Sen bana diskolardan çıkmayan Beşiktaşlı Nama muamelesi yap. Bizim de bir dayanma gücümüz var Leyla. Senin dayanma gücünü ben değil de bu kızıl saçın sahibi hanım daha iyi bilir. Adi herif, bu ne bu? Sefer'in saçıdır canım. Demin ağlarken başını göğsüme yaslamıştı. Ya, demek yalan da söylüyorsun utanmadan. Bu sefer seni Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bile kurtaramaz. Defol! İşte böyle oldu kibar teyze. Saçı üzerinde görünce önce tokadı bastım, sonra dilekçeyi. Koydum kapının önüne lüzumsuz gerekçeyi. Ne yani? Bir iki kıl tüy için adam mı boşanır canım? Evet. Üstelik kadın boşayamaz ki. Değil mi? Demek kızıl saç. Peki ben nereden bulacağım kızıl saçı? Kızıl saç. Kızıl olması şart değil ki. Sarı da olur. Tabii ya. Anne ne oldu birdenbire böyle haykırdın? Tabii ya. Bu erkek milletinden her şey beklenir. Bizim seyrek sürekli kafasında samanlarla gelirdi. Şimdi anlıyorum samanlığı neden seyran olduğunu. Zaten günün yorgunluğu yetmiyormuş gibi bir de bu kadın çıktı. Neymiş efendim? Kendisi boşanmışmış, biz de boşanmalıymışız. Bak bak bak, yaklaşımın ilkelliğine bak. Sanki parayı sokaktan topluyor Ekrem'im. Ben boşanırsam bana kim alacak pırlanta yüzükleri? Hayır, bir de annemden de isteği aldı. Efendim neymiş? Kadir de beni aldatırmış da erkeklerin hepsi aynıymış da mışmış da mışmış. Vallahi Feyzullah ve kadın kelimelerini aynı anda duyunca bir tuhaf oluyorum. Ay ben alışık değilim, belki ondandır. Böyle komşu olmaz olsun. Sinir oldum şu kadına canım. Seni çok sevdim Leyla kızım. Vallahi hep senin gibi cesur yürek bir kızım olsun istemişimdir. Lakin Allah vermedi işte. Bizim damatlar keskin bıçak emme. Nerede bizim kızlarda o yürek yardan ceycek? Tesbihim yere düşmüş. Sana bir zahmet, alıver kızım. Tesbih mi? Nerede göremiyorum kibar teyze? Bak bak, orada canım, görmüyor musun? Hani nerede ya? Deminden beri bakıyorum, yok. Tesbih öyle ufak tefek bir şey de değildir ki. Emin misin burada olduğundan? Aha kızım, ne görmüyor? İşte bak,
eğilebilsem göstereceğim emme. Adama fıtık edersin be. Ne? Ah, bel fıtığı var bende. Ondan eğilemiyorum biliyor musun? Ana! Tesbih de buradaymış. Gözümün önünde görmedim. Yanlış yere bakıyorum. Hay Allah! Hiç merak etmeyin kızlar. Bizimkilerin kadın gibi bir hastalığı yoktur. Saçmış. Onun saçlarını yolmak lazım ama Tanrı misafiri ne de olsa. Böylelerini döveceksin. Bak kocasını bir daha boşayabiliyorlar mı o zaman? Kadir zaten yapıyor, merak etme. Sen esas kendi kocana bak. Hem de efektif olarak bak. Ha gerçi o sana gereğinden fazla bakıyor ya. Kızlar bırakın kavga etmeyi. Yani Gülşen, suratına karşı hiç böyle söylenir mi? Demek arkadan söylenir Hacoş. Ben kendi evime gidiyorum. Arkamdan daha rahat konuşursunuz. Böyle zorlanıyorsunuzdur. Ben de gidiyorum. Ne mi lazım, belki arkamdan konuşmaya kalkarsınız. Gideyim de Kadir'ime güzel bir yemek pişireyim. Evet, git ve kocana oturtma yap. Kendisi bayılır oturtmaktan. Hem de tam gözünün üstüne. Allah Allah. Hepsi cins bunların ya. Eh, ben gideyim artık. Dur kız Leyla, nereye gidiyorsun? Daha bizim kızlara kocanın kafasına saksıyı ne kaldırdığını anlatacaktı. Onu da başka zaman inşallah kibar teyze. Hadi kızlar, ben gidiyorum. Tamam tamam. Biz de gidiyoruz zaten. Ben senden önce gidiyorum. Delirdi bunlar be. Kocalarıyla dalaşacaklarına benimle dalaşıyorlar anne. Ablalarına çekmişler. Sen de Feyzullah'a kızıp kızıp bana çıkışmıyor musun canım? Yapma be anne. Ben sana ne zaman bağırdım ki? Bağırdın da tabii. Kızdın da bana. Ben sana dediydim ki Feyzullah yorgan diktirmeye gelen kadınların ölçüsünü alıyor dediydim. Sen de kızdıydın. Benim Feyzullah'ım yapmaz bir kere öyle şey. Daha siz çok beklersiniz, çok. Feyzullah yapmazmış. Ne de yapmayacak? Hiç beklemeye niyetim yok. Feyzullah'ın hırkasının üstünde bu sarı saçları görünce ne edecek bakalım Hacer kızım? Bu kelamım da sana Feyzullah ödüyor. Bakalım seni Hacer'imin şerrinde kim koruyacak? Şimdi sıra öteki kızlarda. Boksa yükselirken bu saç sayesinde erkenin tepeciğine oklavalar inecek. Benim tanıdığım kızım bu saçı gördükten sonra kocasını saçta gözleme yapmasa bağda kibarına dimesinler. İşte erken oğlum, bekarlık sultanlığından sağ iki dönümlük yer aldım. Depine depine kullan. Gerçi bu saçları koyayım anne, Gülşen'den hiç ümidim yok. Bu ispirt ocağı damat alkolden beyni bulandı ya, bu saçları görünce ana bu erkek saçları da nereden çıktı der küt. Neyse, denemekte fayda var. Harekat tamamlandı çok şükür. Şimdi bakalım ilk feryadı figen hangi kızımdan gelecek? Bunlar da ne böyle? Ay ay ay. Feyzullah'ım nasıl da yaşlandı be. Ay saçları nasıl da dökülüyor. Hem de sarı sarı. Ne? Sarı sarı mı? Feyzullah'ın saçları sarı değil ki. Ne yani, Feyzullah saçlarını sarıya mı boyattı? Herhalde be canım. Aman. Yani beni aldatacak hali yok ya. Ben yok, kocamdan asla şüphelenmedim. Ve şüphelenmeyeceğim de.
Bravo, bravo. Taş etme yarabbi. İşte meşhur sarışın da geldi. Demek ceketin üstündeki o sarı süpürgelerin sahibi bu şırfındı. Yorgan bakmıştım da. Tam üstüne bastınız ama ayağınızı kaldırın. Müşterinin yorganına basıyorsunuz. Siz de basın ayol, ne olacak? Altı üstü bir yorgan. Hem üstüne basmayayım da altına mı gireyim yani? Ne demek istiyorsun yorgancı? Aman yorgancı. Canım yorgancı. Ah, dükkana da atmış ottan bir karı. Kah! Yaşından başından utan be. Hani biri görse artık neler der bilmiyorum. Vallahi helal olsun. Adam yaşına bakmadan götürüyor deriz yenge. Vallahi ne rahat. Hep böyle yorganlarım olsun. Yorgan döşek yatayım derdim. Yapmayın. Şimdi ben sana gösteririm. Yapmayın, yalvarırım. Burada yapmayalım böyle. Yapmayın. Yapın, yapın. Aa! Benim için bir mahsuru yok. Ne işin var benim mahremimde? Kadın, ha? Demek evliliğimiz 25 yıl dönümlükmüş Feyzullah Efendi. Yahu müşterinin yanında böyle şeyler söyleme sultanım. Söylerim tabii. Hem müşteri o değil, sensin. Biz çık onu. Yapma Hacer. Bu iftiralarında öldürürsün adamı vallahi lazım. Evet Feyzullah. Hem adamı hem kadını aynı anda öldürürdüm. Ama lakin af yeni çıktı. O kadar bekleyemem. Sana son olarak şunu söylemek istiyorum. Sakın bir daha evime gelme. İşte o kadar. Tüh! Pis şırfım tüh! Cezanızı versin. Bu yorganı alıyorum yorgancı. Hiç olmazsa bir yanlısı oldu şimdi. Koşum, bugün ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Yoksa borsa yine mi düştü? Yok ayol. Leyla diye kadının biri kocasını boşamış. Hem de bir saç yüzünden, düşünebiliyor musun? Benim düşünceme göre sarkuysan iyi prim yapar. Koşum, sen iyi misin Allah aşkına? İyiyim, iyiyim. Borsa iyi olunca ben de iyiyim. Rica etsem şu ceketimin cebinden yeni aldığım hisse senetlerini getirir misin? Tabii Ekoş'um, ne demek? Ben sana hisse senedi getiririm, sen de bana kürk alırsın, ne olacak? Borsada kaybettiğim paraları bir duyarsa beni öyle benzetir ki... İspanyol pezosu benim yanımda altın gibi değerli kılır vallahi. Ekrem! Ne var hayatım? Demek bana bunu da yapacaktın ha? Açıklayabilirim Fatoş'um, açıklayabilirim. Normal bir düşüş bu. Bak inan ki açıklayabilirim. Bunları neyine açıklayacaksın ha? Onlar mı? Onlar nereden çıktı canım? Bunların nereden çıktığını bilmem ama sen bu evden hemen çıkacaksın Ekoş'um. Ay yani Ekrem. Ama bir yanlışım var. Çapraz kur çarpsın ki ben masumum hayatım. Defol, çık dışarı. Defol, çık dışarı. Ama. Defol. Ama hayatım, ben masumum. Aman canım, nasıl bir şakaymış bu? Cem Yılmaz da şaka yapıyor ama askerde bile adamın üstü başı tertemiz. Sen şakadan çok cezaevi operasyonunda ele geçirilenlere benziyorsun. Bak Gülşen, adama hastalıkta ve sağlıkta beraberlik sözü verdik diye pişman etme. Şimdi bir sancak bir iskele oturtacağım, bir de yere oturtacak. Hem sana ne bizim mizah anlayışımızdan? Sen zekalasya mısın ki her konuşulan komik şeyi eleştiriyorsun? Bir kere o Metin Akpınar. Teşbihte hata olmaz ama bakıyorum sende hata diz boyu Gülşen Hanım. Al şu gömleği de ne yaparsan yap, tamam mı? Yoksa kemiklerini kıracağım, adetini sayamayacaklar ona göre. Şu hale bak. Şu gömleğin haline bak. Rezalet, rezalet. Aa, demek bana bunu da yapacaktın Kadir. Dur, daha bir şey yapmadım. Hele bir uygulamaya geçeyim, sen beni bir de o zaman gör. Resmen uygulamaya geçmişsin bile. Demek buraya kadarmış. Ne diyorsun sen be? Alo, kulaklarımı şaşırtıyorsun. Ben de senin feleğini şaşırtacağım ona göre. Hala konuşuyorsun. Hem seni suçüstü yakalayayım, sen de üste çıkmaya çalış. Biraz daha boş konuşursan cidden çıkacağım üstüne Gülşen. Ne diyorsun sen be? Al işte, bu metresinin saçları. Seni gözüm görmesin. Ama anladın Gülşen mı? Seni gözüm görmesin. Defol bu evden. Defol. İşte böyle. Hayatımda başka bir zevce var diye iftira ettiğine kızmıyorum. Cehennemde zebaniler tarafından cayır cayır yanacak diye korkuyorum vallahi lazım. Yahu benim sarışın bir bayanla işim ne ya? Ne yani, esmer olsaydı olur muydu demek istiyorsun bacanak? Taş etme ya Rabbi, taş etme ya Rabbi. İnşallah elleri taş olur da
Bir daha başka kadınlara el süremem. Maşallah. Hem de sarışın bir kadın ya. Ne yani? Esmer olsaydı madalya mı takacaktık? Bu daha bir şey de zavallı kızlarım. Şimdi ağlıyorsunuz emmi. Sonra bak vereceğiniz. Ah Ekrem, ah, bu bana yapılır mı? Gül gibi karına. Sana hakkımı helal etmiyorum. Ah, ah, ah Kadir. Ah. Uzun süredir başka birinin olduğundan şüpheleniyordum zaten. Nasıl anladın? Beni hiç dövmüyordu. Bu böyle gitmez muhteremler. Gelin bize gidelim. Yoksa donarak öleceğiz. Hem paramız da yok. Burada yatarsak suratımıza şeytanlar değişer vallahi lazım. Tabii ya. Gidelim de dünyada kaç tane bucak varmış gösterelim şunlara. Yani anlamadığım, o saç oraya nasıl geldi? Bende de saç vardı. Yahu durum ciddi muhteremler. Elimize alalım şuradan bir iki demet çiçek. Gidelim alalım gönüllerini. Ha? Yani bir nevi açık kalp ameliyatı. O da uyar abi. Nasıl olsa her yol olacak başı. Hadi bakalım hadi. Gidip özür mü dilesek? Olur mu kız? O ispirt ocağı koynunda senden başka yılan beslesin. Seni de üstüne kuma alsın. Yok öyle şey. Vallahi şimdiden Feyzullah'ım gözümde tütüyor. Gelse de şöyle bir sıkı sıkı sarılsam. Ekrem, Gül, her şeyim bitti. Ne oldu şeycik buna? Kafayı mı sıyırdı? Kürk sorununu mu tartışıyoruz burada? Daha ne istiyorsunuz? Biraz kafa dinleyin. Biraz fazla ileri mi gittim ney? Bunlar hepten perişan oldular. Punduna getirip açıklamak lazım ama ne hal yapacağım bilmem ki. Ay kızlar, hiç sormayın. Biri kaşla göz arasında güzelim sarı saçlarımı kesivermiş. Hadi ya, gitti canım sarı saçlar desene. Ya, hazır kesilmişken ben de boyattım. Bana sarı saçtan bahsetmeyin. Nereye elimi alsam sarı saç çıkıyor zaten evden. Yani elimi cebime alsam sarı saç çıkacak. Aa, bu ne? Ne olacak canım? Feyzullah'ın dökülen sarı saçlarıdır. Hayır hayır. O saçlar Ekrem'in metresine ait. Bunlar Kadir'in beraber olduğu Şıllık'ın saçları. Ne? Bunlar benim saçlarım ayol. Ha? Aa, saç saça benzer canım. Nerede senin oluyor? Bunlar benim cebimden çıktığına göre benim saçlarım. Anne! Tamam, itiraf ediyorum. Bu saç operasyonunu şaka olsun diye ben yapmıştım. Şaka derken kaka oldu. Kocalarınız sizi aldatmıyor. Baksanıza, üzüntüden çığlık atıyorlar muhteremler. Girmesek mi acaba? Evet ya. İşin ucunda öbür gözü morartmak da var. Ben taban yaptığımlarda bile borsaya girmiş adamım. Gelin hayatta bir kez cesaretli davranalım. Ayaklarına kapanıp özür dileyelim eşlerimizden. Bende anahtar var. Gelin muhteremler.